Merhaba. Öncelikle ufak bir bilgi. Dünya çapında tespit edilmiş yaklaşık 900 milyon web sitesi olduğunu ve bunların yaklaşık 180 milyonunu aktif olarak içerik üretmeye devam ettiğini biliyor musunuz? Her bir internet sitesinin çok sayıda sayfaya sahip olduğunu düşünürsek, dünya çapında trilyonlarca internet sayfası olduğu sonucuna varabiliriz. Peki, internette yer alan bu sayfalara ve barındırdıkları bilgilere en kısa yoldan nasıl ulaşıyoruz? Google. Google, dünyadaki hemen hemen tüm internet sitelerini listeler ve kategoriler ayırır. Gelişmiş algoritması sayesinde aramak istediğiniz bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kendi aktüel bilgimiz üzerinden basit bir arama yapalım. Google, yarım saniyeden daha kısa bir sürede internet üzerinde isminizin geçtiği tüm web sayfalarını listeleyecektir. Peki, çıkan sonuçlardan biri görüntülenmesini istemediğiniz bir bilgiyi içeriyorsa? Mario ile tanışın. İspanyol avukat Mario Cortajar González, Google üzerinde kendi ismini arattığı zaman çıkan sonuçlardan birinde 90'lı yıllarda borcundan dolayı evini satmak zorunda kaldığı bilgisine ulaşır. Mario, arama sonuçlarına çıkan haberin artık kendisiyle ilgili olmadığını belirtir ve Google'dan söz konusu sayfaların arama indeksinden kaldırılmasını talep eder. Söz konusu haberi internetten kaldırtamayınca Avrupa Birliği'nin en yüksek düzeydeki mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'na dava açar. Ve beklenen karar Mayıs 2014'te gelir. Literatüre unutulma hakkı olarak geçen karar, internet ortamındaki ilgisiz, geçersiz ya da aramaların işlenme amacını aştığı kişisel verilere yönelik linklerin bireysel talep doğrultusunda kaldırılmasını hükmetmektedir. Artık silinmemesi için özel bir neden olmadığı sürece kullanıcılar kendileriyle ilgili linkleri arama motorundan kaldırtabileceklerdir. Kararın hemen ardından Google özel bir başvuru formu hazırlayıp yalnızca Avrupa Birliği, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein vatandaşlarından talep almaya başladı. Nisan 2015 itibariyle yaklaşık 240 bin civarında bireysel talep alan Google, şikayete konu olan yaklaşık 300 bin URL'yi arama indeksinden kaldırdı. Unutulma hakkının genel uygulaması sadece ilgili coğrafi alan üzerine mümkün olmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan başvuru ilişkisinden sonuçlar, örneğin Asya üzerinden görüntülenmeye devam edecek. Unutulma hakkını kullananların ilgili sayfaları kaldırmak için ayrıca hukuki işlem başlatması gerekiyor. Nitekim unutulma hakkı için başvurulan sayfalar internetten kaldırılmıyor. Sadece Google aramalarında çıkmıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.